İşte geçen hafta Cuma günü Umraniye'de olaylar devam edebilir zannı ve ihtimaliyle bazı camiler tedbir alındı. Yani çarşı camisinde, çevrede. Çarşı camisi tabii çok kalabalık, tehlike olabilir, şu olabilir diye. O büyük camilerimizin hemen tamamı yarı yarıya dolmamış. Bomboş camiler geçen Cuma. Korkudan gelmedi kimse. Bizden şehit olmaz, şahit olmaz. Ne budur yani? Çarşı camisi var müftülük binasının Umraniye'de yanında. Cevher Ağa Camisi deniyor. 4 saf cemaat yok duruyor. Kimse yok. Kaçtı gitti millet. Korktu gitti. Ya bizden şehit. Ya ölsen ne olur şehitsin. Ölsen şehitsin. Ne olur yaralansan gazisin. Hayvan. Nereye kaçıyorsun? Ama işte korku belası. Biz ham insanlarız. Eksiyiz. Noksanız. Tanımıyoruz kimin kim olduğunu. Yanı başımızdaki tanımıyoruz. Arkamızdakini tanımıyoruz. Komşumuzu tanımıyoruz. Mahalleyi tanımıyoruz. Gazi Osman Paşa ilçesinde Gazi mahallesini olaylar patlayınca tanıyanımız var mıydı yok muydu? Kimse Amerikalılar tanıyor ama. İsrail ajanları tanıyor ama. Türkiye Komünist Partisi tanıyor ama. Sen tanımıyorsun. Başına bela oluyor. Biliyor musun? Biz ümmeti Muhammed miyiz ya? Vallahi utanç duyuyorum kendimden, nefsimden, halimden ya. Tanımamız lazım çevreyi, her tarafı. Okumuyoruz. Dünyada en az okuyan millet Türkler. Okumuyor, kitap yok. Hangi eve gidersem gideyim bakıyorum ki evde muazzam bir mobilyadan büfe. Büfe, mobilya, möble büfe var. O büfenin içerisinde camlı, aynalı büfenin içerisinde ayran takımı var, şurup takımı var, çay takımı var, züccaciye dükkanı açmış hayvan. Ama iki tane kitap yok. Ya biz millet miyiz ya? Okumayan millet millet olur mu? Okumayan millet hayvan sürüsüdür. Niye kütüphane yok her evde Müslüman evinde? Niye tefsir yok, niye hadis yok, niye tarih yok? Niye İslam tarihine ait kitap yok? Bize böyle millet olamamışız, halimize bakın yani. Okuma yazmadan, okumaktan, anlamaktan, dinlemekten zevk almayan toplum yaşayamaz. Okuyan milletler okumayanları mağlup ederler. Yapmayın Allah aşkına Müslümanlar. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ Bu ayetin hesabını vermek zorundayız. Bu ayetin hesabını vermek zorundasınız. Yeryüzünde adalet dağıtacak bizim, hayır tarihimiz de ortada. Yani biz tarih itibariyle, geçmişimiz, mazimiz itibariyle bu anlattığımız hadisi yaşamış bir milletiz. Yaşamış bir milletiz. Yani biz hayal konuşmuyoruz. Ama kaçırmışız, fırsatı kaçırmışız. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Lakin toplanmamız lazım. Böyle devam edemeyiz. Bizi muazzam sarsallar, yıkarlar. Alevi kardeşlerimizi tahrik eden, yürüten, slogan attıran, koşturan insanlar Alevileri sevdikleri için bunu yapmıyorlar. Allah şahit yapmıyorlar. Ülkeyi bölmek için.